Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır video atamadım. İşlerim var, okulum var, sınavlarım var. O yüzden kusura bakmayın. Bugün ayın 10'u, bildiğiniz gibi yarın 11'i, büyük bir güncelleme geliyor. Black Desert Mobile global olarak açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda ben sizlerle beraber kısa bir video yapıp Velia serverında bir karakter açmak, dizayn etmek ve sizlere göstermek ve sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi iki tane server geliyor. Şuradan bakalım hemen. Delphi, bir tanesinin ismi Delphi. Diğeri de Velia. Balenos da zaten mevcut olan serverdı. Bilmiyorum, iki tane server getiriyorlar. Nasıl bir düzen olacak? Markettir falan birlikte mi olacak? Bilmiyorum. Çok saçma olur diğer türlü. Olursa da saçma olur. Balenos'ta mesela şu anki oynadığımız serverda sarı taşların fiyatı 2-3M iken yeni serverda milletin gelip direkt 2M'den çok ucuzdan alabilmesi biraz saçma geliyor. O yüzden marketi falan aynı yapacaklarını sanmıyorum, en azından oyunun başlarında. İleride sanırım, duyduğuma göre, ileride serverların hepsini birleştirebilirlermiş. Tam emin değilim ben de. Bakalım, yarın 11'inden sonra yine sizlerle onu da paylaşacağım. Server'a başladığımda Story Mode'dan, hikaye görevlerinden devam ederek birkaç videoda çekerim. Sizlerle onları da paylaşırım. Tabi istiyorsanız da yorumlarda falan belirtmeyi unutmayınız lütfen. Şu an hemen ben Velia oynamak istiyorum açıkçası. Bir eski guildimden de birçok kişi buraya başlayacak. Denemek istiyorlar. Ben de Balenos'taki çarım duracak hala. Onu büyük ihtimalle emülatörden oynuyor olurum. Aynı zamanda da telefondan da başka bir hesaptan Velia'da yeni bir serverda yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz de isterseniz birlikte başlayabiliriz tabii. Yine aile ismim burada farklı olacak tabii. Başka bir hesap açtım çünkü. Delphi ve Velia, gördüğünüz gibi iki tane server. Girip karakterinizi customize edebilirsiniz. Tipini ayarlayabilirsiniz. İsmini falan ayarlayabilirsiniz. Yarın büyük ihtimalle yine bir bakım olacak. Her zaman olduğu gibi sabah 11'den akşam 4'e kadar sürer büyük ihtimalle. En fazla bir saatte gecikme yaparlarsa 5'te falan her şey hali hazır tıkırında devam etmekte olarak bizlerle olur arkadaşlar. Buradan direkt Velia deyip fazla sizlere sıkmadan konuşmayıp öyle deyip girmek istiyorum. Ben bir tane yaratmıştım. Warrior yaratmıştım ama fikrimi değiştirdiğim için Volcry oynamak istiyorum açıkçası. Volcry okunuşunu bilmiyorum. Nasıl okunuyor bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın yanlış okuyorsam. Buradan bir adet, gördüğünüz gibi yine aynı klaslar var. Warrior var, Ranger, Witch var, Berserker, Giant yani ve Valkyrie var. Öncekinde Archer oynuyordum. Ne bileyim, biraz sıkıldım ondan. Burada da yeni bir şey denemek için bunu denemek istiyorum. Buradan direkt sizlerle beraber birkaç ayar yapabiliriz aslında. Görünüşünü buradan, yüzünü güzel bir şey seçebilirsek bu daha güzel olur sanki, biraz daha tatlı. Buradan da yüzündeki parlaklığı falan ayarlayabiliyorsunuz. Gerek yok parlamasına. Böyle gayet iyi bence. Bu nasılmış? Bu da tatlı aslında ama ben bunu seçmek istiyorum şu anda. Buradan da cildinin rengini seçebiliyorsunuz mesela. Ne yapalım? Zenci yapalım mı arkadaşlar? Bu da çok siyah oldu ya. Çok tipsiz oldu. Bu biraz daha açık yapsak mesela. Bu da çok beyaz oluyor mesela. Bu biraz daha güzel bu ya. Buradan advanced desek, gözlerini buradan gördüğünüz gibi üstüne sağa sola aşağı yukarı hareket ettirerek istediğiniz yere doğru hareket ettirebilirsiniz gözlerini. Burun da burada. Böyle tipsiz bir kız yapmak istemiyorum açıkçası. Şuradan bakalım yandan. Fena değil. Fena bir burun olmadı. Dudak iyi bence gayet ama kızmış gibi oldu gördüğünüz gibi. Üst dudağı açarsak biraz, altı da açarsak biraz komik oldu tabii. Buradan
eski haline getirebilirsem iyi olacak tabii ki de. Bence böyle çok güzel oldu. Değişik bir tip oldu. Kaşları biraz yukarı kaldırsak, buradan indirsek, buradan da biraz kızgın bir tip mi yapsak, ne yapsak? Biraz yakınlaştırıp buradan hafif yukarı kaldırıp böyle güzel gayet. Çenesinin durumu, çenesi güzel olsun böyle basit. Kaşlarını ayarlayalım. Önce saçını hangi renk yaparım? Büyük ihtimalle sarı yaparım diye düşünüyorum. Sarı saçlı kızlar hoşuma gidiyor. Buradan da bir bilgi vermiş olayım sizlere. Gereksiz bir bilgi tabii ki de. O yüzden kaşları hafif. Ne yapsak bilemedim ben de. Gri yapsak kötü oldu. Sarı, altın sarısı tarzı bir şeyler. Bu çok açık bir renk oldu. Şimdilik bu dursun. Kaşlara bakalım. Güzel ya. Buradan yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Height diyor. Biraz gözlere bitişik olsun, hemen üstünde olsun. Buradan da kalınlığını ayarlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Biraz kalın olsun tabii. Buradan da opacity, görünürlüğünü, şeffaflığı mıydı neydi tam bilmiyorum. En düşüğe getirdiğinizde neredeyse görünmüyor arkadaşlar. O yüzden yüksek bir şey çekmeniz daha mantıklı olacaktır. Bunu kafanıza göre ayarlarsınız. Ben her zaman 100 yapıyorum bunu. Başka hairstyle. Hairstyle'ımız önemli tabii ki de. Önce saçının rengini ayarlamak istiyorum ben buradan. Yani bu biraz şey oldu. Biraz altın sarısı oluyor ama böyle biraz daha açık renkli sarı yok mu acaba? Bilemedim ben de yani. Bu daha iyi gibi ya. Bu dursun biraz grimsi, beyazımsı bir şey oldu ama. Şimdilik kalsın bu. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi parlıyor şu hafif üst taraflar. Hafif parlasın o zaman. Burada kıvrım şekli diyor. Kıvrımı ben sevmiyorum. Olmasın istemiyorum. Burada derecesi kıvrımın. Çok kötü duruyor aslında. O yüzden hoşuma gitmiyor. Bu neymiş? Root kökler diyor. Ha, köklerini ayarlıyoruz. Kalınlığını, köklerin kalınlığı, buradan rengini ayarlayalım. Biraz sarı yapsak. Bununla mavi yapsak olmaz. Beyaz olsun ya. Opacity buradan yine. Hafif düşüreyim bunları ya. Buradan şeyi unuttum. Sonlarını. Kırmızı demiş. Uçlarını da güzel bir şekilde değişik bir renk yapabiliriz aslında. Böyle de güzel oldu ama. Ne yapalım, biraz şey olsun ya. Beyaz da güzel ama gerek yok. Bu daha hoş oldu ya. Tamam. Ne oldu ya? Yanlış şeye tıkladım arkadaşlar şu anda. Kusura bakmayın. Buradan saçını ayarladık. Parlaklığını ayarladık. Boyu falan var burada. Hairstyle. Hair shape. Yani şu andaki saç şeklinizde uygulayamazsınız diyor. Anladım. Uçlarını ayarladık. Kalınlığını ayarlayalım. Opacity'yi biraz düşüreyim ya. Fazla şey oldu. Tamam. Buradan sonra başka ne var? Boyunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir Ronaldo gibi uzun boylu bir şey mi yapsak? Bilemedim. Fazla uzun boylu yapmamak lazım da. Bilmiyorum. Boyu etkilemiyor sanırım. Oyun içindeki hareketini falan filan saldırırızdır. Ona bir etkisi olmadığını düşünüyorum. Bacakları bayağı kalın oldu şu an. Vücut şekli. Biraz zayıf olabilir aslında arkadaş. Böyle gayet iyi ya. Biraz daha büyüteyim ben bunu da. Tamam, biraz vücudu hafif kalın olsun. Boyu da biraz düşürtelim. İyidir ya, güzeldir. Tamam. Üstümüze de bir burada kafalı tıkladığınızda burada kafasında şey oluşuyor tabii ki de. Kıyafetlere bakalım. Outfitlerimize.
Bu güzelmiş, hoşuma gitti. Bu sade. Bu hoşuma gitmedi. Bu da hoşuma gitmedi. Bu da hoşuma gitmedi ya. Yani hoşuma giden bu güzel. Bu fena değil. Bir de bu var. Ben bunu seçmek istiyorum sanırım. Yani kafayı koyduk da şu kafasına dursun ya, böyle iyidir. At to Beauty albüm desek, bir tane foto alalım da kalsın burada. Fotoğrafı bugün alırsa eğer çok iyi olacak tabii. Kardeşim istemiyorum ya. Buradan Dan dedik arkadaşlar ve buradan karakterimizin ismine girersek eğer ne girebiliriz diye düşünüyorum şu an, ama rastgele bir şeyler girelim, fazla düşünmemek lazım ha. Şu an cidden bir şey aklıma gelmiyor, o yüzden Pikachu yapmak istiyorum saçma bir şekilde. Gördüğünüz gibi buradan da Arrange Character desek, yani bu üstte duruyor zaten. Buradan karakterlerinizin sırasını falan ayarlayabilirsiniz. Mesela tıkladık, aşağıya aldı. Ben en üstte ilk sırada olmasını istiyorum. En üstte aldım gördüğünüz gibi. Karakterimizi oluşturduk. Level 1 Volcry. Volcry artık. Onu siz nasıl okunuyorsa ona göre. Yarın yine video atarım büyük ihtimalle. Yeni güncelleme geldikten sonra ve gördüğünüz gibi aile ismim Zeno Cide Xenosite. İsmim de Pikachu arkadaşlar. Eğer arkadaş eklemek veya oyunda beraber takılmak, zaman geçirmek, muhabbet etmek isterseniz yeni server Velya'da sizleri bekliyor olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakınız.